Mutlu günler değerli izleyenler. Satır başı programı ile karşınızdayız. Satır başında hafta içi her gün hem Bursa gündemini hem Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Birçok mesajımız oluyor ve merak ettiğiniz, bizim de merak ettiğimiz soruları sormaya devam ediyoruz. Asya ve ekranlarından bugün kıymetli bir konuğumuz bizimle beraber. Kalder Bursa Şubesi Başkanı Emin Direkçi canlı yayında konuğumuz olacak ve Kalder'i konuşuyoruz. Kalder'in çalışmalarını konuşuyoruz efendim. Başkanım önceki yayınımıza hoş geldiniz. Başlayalım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Özellikle 19. kalite ve başarı sempozyumu kıymetli hem Bursa için hem Türkiye için. Tam evet. Da bu noktada sıcağı sıcağına basın toplantısı da yapılmışken evet. De tüm detayları konuşmak istiyoruz. Hem Bursalıların merak ettiği hem de ödül sürecindeki aslında bu yolculukta hangi aşamalardan geçiyor ekipler meraklısı olacağız bir kez daha. Hep konuşuyoruz, aktarıyoruz. Aslında geleneksel oldu. Evet. Satır başında da bu konuyu konuşmak evet. Ama önemli bir konu kalite ve başarı adına nasıl başladık bu sezon için çalışmalara? Aslında bir önceki bittiğinde başladık. Evet, sonuçları hemen değerlendiriyoruz. Arkasından da belki bir iki hafta ara veriyoruz. Arkadaşlarım ve sürecin paydaşları tekrar düşünmeye başlıyoruz. Bu sene 19, yani dile kolay yani bir süreci 19'lamak, işte sürdürülebilirliği konuşuyoruz farklı farklı platformlarda. Bu açıdan önemli, Bursa için önemli. Biz Türkiye'nin yerelde en büyük etkinliğiyiz, en sürdürülebilir etkinliğiyiz. Geçtiğimiz iki senenin biliyorsunuz salgın sebebiyle mağduriyetleri oldu. Katılımlarda sıkıntı oldu. Ve her sene bir tema belirliyoruz. Bu sene için belirlediğimiz tema da birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Bu temayı da yönetim kurulundaki ve diğer paydaşlarımızın katkılarıyla belirledik. Ülkemizin içinde bulunduğu, hatta ülkemizi geçti, dünyanın içinde bulunduğu, işte salgın bitti derken başka sevimsiz bir komşularımızın birbirleriyle olan girişimleri, malzeme eksiklikleri, malzemeye erişimde sorunlar, iklim şudur budur derken sıkıntı vardı. Ne olur, nasıl biter? Tabii bir sürü konu başlığı çıkıyor. Bunların hepsi mesela birlikte güçlüyüz ayrı bir şeydi. Birlikte başarırız, başaracağız ayrı bir şeydi. İkisini bir araya getirdik. Birlikte güçlüyüz ve başaracağız dedik. Bundaki amaç kol kola girmekti. Birbirimizi kucaklamaktı. Emeklerimizi yan yana getirmekti. Ortak hedefle, ortak ülküyle hareket etmekti. Bizim geçmişten bugüne hem Bursa'da hem Türkiye'de ana temalarımız biraz daha uzgörülü oluyor. Yani biz biraz daha vizyoner davranmış oluyoruz. Önü biraz daha erken görmüş oluyoruz. Bir sloganvari bir başlık oldu. Bu başlık bence önümüzdeki yıllarda da farklı platformlarda da kullanılabilecek bir başlık. Süreç başladı. Onunla beraber bir karikatür yarışması başladı. Bu sene 8.'si bitti ve uluslararası nitelikte bir karikatür yarışması oldu. Bizim karikatür yarışmasının ana teması o seneki sempozyumun ana temasıdır. O sonuçlandı. O sonuçlanınca sempozyumun ana temasının görseli ortaya çıkıyor. Evet. Yani şu anda işte elimde gördüğünüz karikatür jürinin ortak beğenisiyle birinci seçildi. 60 civarında ülkeden 800'ün üzerinde hatta 900'ün üzerinde eser katıldı. Bu savaştan önceydi ve bir Ukraynalı karikatüristin birinci olduğu bir eser. Harika. Savaştan önceydi. Savaştan önceydi. İlk üç, birinci ve üçüncü Ukrayna'dan. Ama bu savaştan önceydi. Yani bu tartışmalar bile gündemde yoktu. Evet. Bu da manidar oldu bizim evet. için öyle söyleyeyim. Tabii bunu belirledi, bundan bağımsız olarak bir de ödül sürecimiz var bizim. Her sene 3 ila 5 kurumun ortalama katıldığı mükemmellik modelinin Türkiye'deki tek temsilcisi, eğitmeni, paylaştırıcısı olan bir kurumuz Kalder olarak. Türkiye'de, şubelerde ve biz de Bursa'da. O sürecin içerisine dahil olan 4 tane güzide kurumumuz vardı. Onlar da o süreçle bu sene değil yani birkaç yıldır zaten ilgileniyorlardı. Onlar da ödül sürecine girdiler. Yani kurumlar arzu ederlerse ödül sürecine giriyorlar. Yoksa mükemmellik modeliyle çalışmaya ve hayatlarını idame ettirmeye devam ettiriyorlar. Yani gelişe gelişe üzerine koya koya gidiyorlar. Biz de taçlansın diye
hem yerelde Bursa'da, hem ulusalda Türkiye'de, hem de Avrupa'da ödül süreçlerine buradan kurumlar çıkartıyoruz. Başarılar da bizi gururlandırıyor, onlarla kıvanıyoruz. Onlar da kendi içlerinde keza öyle. Ödül süreci devam etti. Kurumlar hazırlandılar, kitapçıklarını sundular, değerlendirildiler. Önce kitaptan, daha sonra saha değerlendirmeleriyle süreç geldi. Biz Nisan'ın ortasında genellikle sempozyumumuzu yaparız. Ramazan ayı sebebiyle ve ardından bayramın sebebiyle bu sene yaklaşık 35 gün ötelemiş olduk. Bu ayın 25 ve 26'sında biz 19. Kalite ve Başarı Sempozyumunu gerçekleştireceğiz. İki günde gerçekleşecek. İlk gün 25'inde çevrim içi uzaktan erişimli oturumlarla gerçekleşecek. İkinci gün akşama doğru bir sanatçı konuğumuz olacak. Bu fiili katılımla gerçekleşecek. Ve akşam 19'dan sonra da ödül töreninin keyfini yaşıyor olacağız. Böyle bir programımız var. Şimdi bakıldığında hem çevrim içi hem de yüz yüze gerçekleşiyor. Evet. Pandemide biraz öğrendik galiba artık bu çevrim içi durumu. Biraz da alıştık mı? Aslında bizimle, nasıl karar verdik buna? Bizimle iletişimde olan herkes, yani geçtiğimiz günlerde Ramazan ayında çok iftar verildi Bursa'da. Ben de neredeyse davet edildiğim hepsine katıldım. İnsanlar maskeleri atmışlar, işte sohbetler, muhabbetler, işte şapur şupur, biliyorsunuz böyle bir Türk usulü bir, artık her şey zincirlerini kırmış. İnsanlar da bıkmıştı. Etkinlikleri artık dediler bize, yüz yüze yaparsınız herhalde. Biz dedik ki henüz belli değil. Şimdi ülkemizde ve dünyada aslında rakamlar iyi gözüküyor. Veriler aşağı geldi. Az da olsa kayıplar ve hastalıklar yaşanıyor. Ama hastalığın merkezinde, menbaında yine bir 50-100 milyona yakın insan, yani eyalet karantinada, Çin'de. Biz bundan da endişe de ediyoruz. Yine de her şeye rağmen başka bir şey daha var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Her konuda maliyetler çok fazla arttı. Yani siz, bizim etkinliğimiz 2 gün sürer ve 2 günde 2500-3000 arasında misafiri ağırlardık. Bunu ağırlamak kolay bir şey değil. Bir sivil toplum kuruluşu olarak her ne kadar sponsorlarımız olsa da, destekçilerimiz olsa da. Bunu düşünmek gerekiyor aslında. Yani evet, buna da baktık. Bu sene böyle, ama önümüzdeki bu sene bu kısmı, yani oturum kısmını da tekrar çevrim içi yapmaya karar verdik. Ve çok kıymetli konukları davet ediyorsunuz. Onlar da artık uzaktan erişimle toplantılara katılmanın ekonomisinin farkına vardılar. Yani bir günleri gideceğine, yani Bursa'ya gelip gitmekle bir günleri gideceğine, sadece oturumları kadar zamanları, yani ofislerindeler belki, iş yerlerindeler ya da neredelerse, sadece o kadar zamanlarını bize tahsis ettiler. Velhasıl biz ilk günü çevrim içi yapacağız. Konuklarımızın bir kısmı belli, öbürleri de bir iki gün içerisinde ya da bir belli hafta olacak. İçerisinde belli olacak. Şimdi çevrim için durumun en büyük artılarından bir tanesi tabii ekonomik olarak tabii ki büyük bir artı, ama onun dışında da bakıldığında dünyanın bir diğer ucundaki ismi belki getiremiyorsunuz o salona, ama o salona o canlı bağlantıyla o kişiyi getirebiliyorsunuz. Böyle örneklerde görecek miyiz biz? Yani biraz daha özgür davranılabiliyor mu isimler konusunda bunu planlarken? Çevrim içi de. Netleşenleri paylaşacağım bu akşam sizinle. Şu anda görüştüğümüz konuklarımızdan bir tanesi o tarihte Kanada'da olacağını söyledi. Ama yine de o sabaha karşı olacak ya da işte saatine ise yine de olmak istiyorum dedi. Bir Türk konuğumuz olacak ama muhtemelen Kanada'dan katılıyor olacak. Bu konuk açısından böyle. Dijital platform çevrim içine gittiğiniz zaman konuklar da her yerden geliyor. Yani geçtiğimiz etkinliklerde 8-10 tane ülkeden konuk vardı, takipçi vardı. Bunlar da bizim hoşumuza gidiyor. Evet, bu da bir artı. Önemli, artı, bırakmayacağız. Evet, çünkü özellikle pandemide biz hep bunu konuştuk. Pandemi sonrasında aslında bu edindiğimiz alışkanlıkların güzel yanlarını kullanacağız dedik. Tabii. Kardeşler de bunu yapıyor. Bu da önemli bir dönüşüm. Evet. Dijital dönüşümün içerisindeyiz artık. Hızlı bir şekilde bu dönüşümü yakaladık. Peki sempozyuma katılımcılar noktasındaki isimlerden de bize biraz bahsedebilir misiniz? Bahsedeceğim. Çünkü buradan meraklıları illaki olacaktır. Tabii ki, sıkı takipçileri var bu sempozyumun çünkü. Bildirmek istedim.
isteriz. Haberiniz ne, olsun ne demek isteriz. Ne mutlu ki. Yani evet, biz sabahki basın toplantımız şehrimizde birkaç eş zamanlı başka faaliyet olmasına rağmen sizler tarafından, basın tarafından, yerel medya tarafından, hatta ulusal da vardı, ilgi gördü. Buradan hepsine ve sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Keza şu anda devamını yaşıyoruz evet, da bunun. Evet, özellikle basın toplantısı sonrasında hemen yayın aldık. Evet, yani bizim sesimizi duyuruyorsunuz. İşte bu bilgi de paylaştıkça artıyor. Şimdi biz bu sene otomotivi konuşalım, tekrar konuşalım dedik. Yani Bursa hakikaten Harika. Bir otomotiv merkezi. Sadece Bursa'da değil, Türkiye'de bir otomotiv üssü oldu. Ve güzel bir girişimi var. Evet, girişim de var. Şimdi bu ve otomobilde de geçtiğimiz son 1-2 yıl içerisinde hala o sürecin içerisindeyiz. Çip nedeniyle durkaklar var. Yani talep var, fabrikalarla görüşüyoruz. Talep var ama malzeme yok. Bu sadece otomotivi değil, başka sektörleri de etkiliyor. Yani elektronik sanayinin içerisinde cep telefonlarını, televizyonlarını, elektronik diğer cihazların üretiminde de sekteye uğramalar var. Küresel sorunlar sebebiyle ve kuzeyimizde olan bu çatışma sebebiyle başka maddelere erişimlerde de sorun var. Bunların hepsi Türkiye'de lokomotif bir sektör olan otomotiv sektörünü ne yazık ki olumsuz etkiledi. Ama çok deneyimli hem ana hem de yan sanayilerimiz var. Bu yan sanayilerimiz uluslararası ölçekte ve ürünün çoğunu da ihraç ediyorlar. Tekrar biz otomotiv sektöründe neler oluyor bitiyor gündeme getirelim dedik. Sıkıntıların dışında bir de otomobilde yakıt tarzı değişiyor artık. Yani biliyorsunuz yakıtlar artık borsa gibi oldu. Yani evet. Yakıt rakamları sürekli iniyor çıkıyor. Elektrikliden bahsediliyor, hibritten bahsediliyor. Başka alternatif yakıtlardan bahsediliyor. Keza bu evlerde de normal hayatın kullanımında da bunlar söz konusu olacak. Dedik ki bunların hepsini konuşalım. Peki kimlerle konuşacağız? Otomotivin ana oturumunda ünvanlarını da hata etmemek için okuyorum müsaadenizle. Buyurun tabii. Tofaş Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su Sayın Cengiz Eroğlu. OYAK Renault Yönetim Kurulu Başkanı Renault Group Türkiye CEO'su Sayın Hakan Doğu. Beyşelik Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı CEO, aynı zamanda OİP Başkanı Sayın Baran Çelik. Üçü, işte hani birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Yani bir Baran Bey de bir şekilde yan sanayi, hem kendi kurumu var, hem Otomobil İhracatçılar Derneği'nin birliğinin başkanlığını yapıyor. Birbirine rakip gibi gözüken ama birbirleriyle girift ilişki içerisinde olan kurumlar var. Otomotivi konuşacaklar. Onlar ilk oturumumuz olacak. Sanıyorum saat 10-12 arasında 2 saate yakın konuşacaklar. Biz buralarda dijital platformda soruları da alıp kendilerine bu soruları da yönlendirebiliyor olacağız. Öğleden sonraki oturumlardan bir tanesi, biz mükemmellik modelini yansıtıyoruz, yayıyoruz, paylaşıyoruz. Mükemmellik modelini Türkiye'de geçmişten bugüne birçok kurum başarıyla bizi temsil etti. Ama en başarılarından bir tanesi o dönem bilim ilaçtı. Ve bilim ilaç Avrupa'da 4 farklı kategoride Avrupa'nın büyük ödülünü aldı. O zaman Cumhurbaşkanı'nın huzuruna da çıkmıştık. Ve burada bir lider vardı, Sayın Erhan Baş. Şu anda kendisi Genmo'nun ilaç genel müdürü. O bize paylaşımlarını aktaracak. Hem çarpıcı hem neşeli. Kendisi de tıp doktoru, arkadaşım, aynı zamanda Kalder Türkiye'nin yönetiminde başkan yardımcısı hali hazırda. Orada da beraberiz. O mükemmellik modelinde ne yaptık, ne oldu, ne değiştiği bizlerle paylaşacak. Bunun dışında eğitimle ve kişisel gelişimle ayrıca dijital süreçle ilgili, yani o da aslında Metaverse. Şu anda birkaç konuğumuzu davet ettik, programları uymadı. Alternatif 2-3 konuğumuz var. Bunlardan bir tanesini bahsetmiştim ya, Kanada evet. Belki olabilir diye. O konuklarımız netleşmedi. Onlardan haber bekliyoruz. Ama Metaverse konuşulacak. Bunu söyleyeyim. Evet, Metaverse konuşulacak. Ama Metaverse'ün emlakçılık kısmını konuşmayacağız. En popüleri o galiba, değil mi? Herkes... Ama
Ama bana göre de en zayıf tarafı ya da en riskli tarafı o. Metaverse denen şeyden birçok insan korkuyor ama bu konuda ben yazı da yazdım daha önce. Ufuk açacak, hayatı değiştirecek birkaç örnek film var. İzlenirse neler değer katacak yani bize, ona bakmak lazım. O da ekonomi yaratacak. Bu metaverse'ü de ayrı zamanda konuyla ilgili olanlar kullanabilirler. Hani biz diyoruz ya, ülke olarak katma değerli ürün ihraç edelim. O dijital dünyada iyi gelişmeler gerçekleştirebilirsek metaverse bu ülkenin ekonomisini doğrultabilir. Yani tek başına onun içindeki imkanlar bir ülkenin ekonomisini doğrultabilir, ferahlığa çıkartabilir. Bu önemli ve iddialı bir söz oldu. Bu benim iddiamdır. Böyle düşünüyorum. İlk gün bu oturumlar bitecek. İkinci gün biz bir genelde sanatçı konuk ediyoruz. Bu seneki sanatçımız ayın 26'sında saat 16'da konuk olacak. O kendisi gelecek. Ankara'dan getireceğiz kendisini. Sağ olsun o kadar film ve dizilerin içerisinde bize yer ayırdı ve buldu. Sinema ve tiyatro sanatçısı Sayın Turgay Tanülkü bizlerle birlikte olacak. Çok örnek ve anlamlı işaretler var yaşamında. Yaşanmışlıklarında hüzün de var, neşe de var, örnek de var. Biz orada hep rol model insanları, rol model söylemleri ortaya çıkartıyoruz. Seyircilerimiz belki biliyorlardır onun özel yaşamına dair. İnsanlara dokunuşunu, çocuklara dokunuşunu, insanların hayatını değiştirişini, birlikte olunduğu zaman güçlü olunabileceğini ve birlikte olunduğunda, el verildiğinde bir şeylerin başarılabileceğini göstermiş ve göstermeye devam eden kıymetli bir şahsiyet. Onu da konuk etmekten biz onur duyacağız. Ana temayla ilişkili olsun ve rol model olsun istiyoruz. Konuklarımız, tam orada birlikte güçlüyüz belki de vereceksiniz aslında. Diyeceğiz yani o birlikte başarmış. Hapishanelerdeki çocuklar şu anda iş insanı ya da yetkin makamlara getirmiş ve buna vesile olmuş. Hala olmakta devam eden birisi. Biz okuduklarımızı biliyoruz. Şimdi o bilmediklerimizi de o kendisi bize anlatacak. Şimdi bunların dışında bir de bizim ödül sürecimiz var. Evet, çok kıymetli ve heyecanlı bölüm evet, aslında. Hakikaten öyle. Ödül sürecimizde de bizim bu sene 4 tane güzide kurumumuz vardı. Onların da müsaade ederseniz ünvanlarında hata yapmamak üzere okuyacağım size. Takdim edelim buradan. Hitachi Astemo Türkiye, Bandırma Belediyesi. Yani biz komşuyuz ama komşu olmamız sebebiyle Bandırma Belediyesi Bursa'dan destek ve hizmet alıyor. Ve Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Orayı siz de iyi biliyorsunuz. Mesleki itibariyle biliyorsunuz. Şimdi bu dört kurumumuz aslında daha önce yıllardır çalışıyorlardı. Bu modelle dedik ki biz ödül sürecine girin. Ne olur ne biter. Ya ne olur yani taçlanırsınız, deneyimlenirsiniz, heyecan yaşarsınız. Hele ben eğitim kurumlarının bu süreçte olmasını çok önemsiyorum. İki tane eğitim kurumumuz var. Bir tane belediyemiz var. Bir tane de özel sektörde satışların birçoğunu yurt dışına ihraç eden. Hatta genel müdürünü bile ihraç etti. Şimdi geçen sene o kurumun genel müdürü şimdi Avrupa'daki tüm sürecin yönetimini yapıyor, gerçekleştiriyor. Bu kurumlarımız çalıştılar, modele yönelik bir kitapçık hazırladılar. Bu kitapçığı her kuruma tahsis edilen 10 tane değerlendiricimiz var. O değerlendiricilere 10 tane kitap verdiler. Değerlendiricilerimiz de bu konuda eğitilmiş, eğitimleri güncellenen, kendilerini güncelleyen, yenileyen arkadaşlarımız ve kıdemleri 2 yılla 15 yıl, 17 yıl arasında değişen arkadaşlarımız. Öyle donanımlı ve nitelikli bir ekip var. Bu ekip önce o kitapları okudu, değerlendirdi. Daha sonra kurumu sahada ziyaret etti. Yani kurumu ziyaret etti. Bu söyledikleri ya da modelin beklentileri bakalım kurumlarda olmuş mu? Nasıl, ne kadar olmuş? Şimdi biz bunun arkasında bir model de var. Radarda dediğimiz. Yani kurumları biz burada
puanlandırıyoruz. Yani değerlendiricilerimiz kurumlara puan veriyorlar. Bu puanlar da 1000 tam puan üzerinden veriliyor. Biz 1000 tam puan üzerinden virgülden sonra bir haneye kadar puan veriyoruz. Yani atıyorum 510.3 diyebiliyoruz. 452.8 diyebiliyoruz. Yani böyle hassas bir işten bahsediyoruz. Kurumlar ve puan aralıklarımız var. O puan aralıklarımızı geçenler kendilerine büyük ödül alacaklar. Bu illerde bir puan aralığı, Türkiye'de ulusalda olunca puan aralığı biraz yukarıya çıkıyor. Avrupa'da olunca puan aralığı daha da yukarıya çıkıyor. Tüm Avrupa'da bugüne kadar 1000 üzerinden 750 puanın üzerinde kurum yok. Yani öyle bir modelden bahsediyorum. Öyle güçlü, öyle beklentileri yüksek bir modelden bahsediyorum. Kurumlar diyorlar ki kazandık mı, kazanacağız mı, acaba ne oldu, ne bitti? Ben de diyorum ki modeli uygulamakla kazandınız zaten. Yani dünden hep iyisiniz. Bu modelin size sordukları, bu var mı, bu yok mu, bunu nasıl yapıyorsunuz, burada nasıl pozisyon alıyorsunuz, bu işi nasıl yapıyorsunuz, kayıplarınızı, insanları, paydaşı, müşterileri, çok ana ve alt başlıklar var. Bunların hepsinde siz bir iyileştirme yaptıkça kazanan oluyorsunuz. Ödül taçlandırma ve kurumlar birbirleriyle yarışmıyorlar. Kurumlar modelin beklentilerini karşılamak üzere faaliyetlerine yön veriyorlar. Öz değerlendirme yapıyorlar. Önce yönlerini belirliyorlar. Bununla ilgili kurumun bu mükemmellik modelinin bir görselidir. Kurum önce yönünü belirliyor. Bu yönünü belirlerken bir vizyonu, misyonu ve stratejileri oluyor. Sonra süreçlerini belirliyor. Süreçleri uyguluyor, hayata geçiriyor. Ondan sonra da bunun bir sonuçları ortaya çıkıyor. Bu sonuçlarda da uyguluyorlar ve sonuçlar ortaya çıkıyor. Sonuçlar topluma fayda, çalışana fayda, tedarikçisine, müşterisine, insanlığa, bunların hepsi süreçlerin içerisinde ve var. Bu kalemlerle puanlamalar içerisinde yer alıyor. Evet, bunların hepsi var. Onlar sonlandıktan sonra bizim o 10'ar kişilik ekibimiz kendi içinde bir uzlaşım toplantısı yapıyor. 4 kurum olduğu için 40 arkadaşımız bu sürece katıldı. Hepsine ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü sahura kadar çalıştılar. Ciddi yani, bir mesai de var o zaman. Sahura kadar çalıştılar. Hepsi birbirinden kıymetli, neşeli, bilge arkadaşlarım. Dediğim gibi kıdemleri, yani aralarında staj yapan da var. Amacımız o kadroyu da genişletmek, onu da büyütmek ve ödül sürecine katılan, mükemmellik modeliyle yol yürümek isteyen kurumların sayısını da artırmak. Bu süreçleri böyle göstermiş olacağız. Modelle ilgili yanımda getirmiştim bir görsel de var, onu da paylaşmak istiyorum. Buyurun, ekleyelim. Aslında siz ve herkes bilmeli ki küresel amaçlar var sürdürülebilir kalkınma için. Burada 17 tane başlık var. Bizim modelimiz kendisini yeniliyor, güncelliyor. 2 sene önce model kendisini güncellerken model bu başlıkları da kendi içerisine aldı. Hem Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 başlığını aldı hem de bu maddeleri aldı. Bu maddeler aslında insanlığın ortak geleceği. Evde, sokakta, iş yerinde, nerede, ne yaşıyorsanız bir üretim yerinde artık insanlığın ortak geleceği bu 17 başlıktır. Su mu, enerji mi, insan eşitliği mi, eğitim eşitliği mi, açlık mı, çevre mi, hangi konu başlığından bahsediyorsanız bunu ben şöyle önemsiyorum. Dünyanın neresinde ne iş yapıyor olursanız olun, hangi işi yapıyorsanız, nerede nefes alıyorsanız olun, bunlar, bu başlıklar sizin için önemli ve bunları kale alıyorsanız, faaliyetlerinizde bunlara dikkat ediyorsanız, her köşedeki insan ortak bir ülküyle, ortak bir hedefle çalışıyor olacak. İşte küresel ısınmanın riskleri işte yeni... Kaç, 1,5-2 derecenin artmasından bahsedildi. Artık insanlığın ihtiyaçları değişti çünkü. Evet, ya artık değiştiriyor olmamız lazım. Bunlar dönemsel olarak yapılacak şeyler değil. Buradaki bazı şeyler bizim yaşam tarzımız olarak benimsenmeli, kabul edilmeli ve ona göre yaşanmalı. Faaliyetlerimizi böyle devam ettiriyoruz. Evet.
Ve son olarak karikatür yarışmasında ben birazcık açmanızı da isteyeceğim. Çünkü o sizin için çok kıymetli. 8.'si gerçekleşiyor. Evet. Bu yılda onunla da taşlandıralım ve toparlayalım mesajları. Olur. Çok kıymetli ödül süreci aslında. Heyecanlı kısımlarından bir tanesi. Sempozyumun dedik ki meraklısı çok fazla var. Ve bugün bayağı bir bilgi akışı da sağladınız buradan meraklısına duyuruldu dedik. Sayenizde, evet. Ve karikatür yarışması çok kıymetli. Çünkü önemli mecralardan bir tanesi. Anlatım dili verdiği mesaj noktasında bir de bu sanatın artık yaşatılması da gerekiyor, devam etmesi gerekiyor. Bunun için de bir sürdürülebilir durumda yapıyorsunuz. Bu yıl 8.'si. En başına verdiğiniz mesajı ama bunu da birazcık açalım istiyorum ben. Olur, çünkü sevinirim. Logonuzda da yer alıyor artık. Evet. Anlatım olarak bu özellikle başarıyı ve birlikteliği nasıl anlattık? Biraz bahsedelim ve toparlayalım. Tamam, biz o dönemde ben yine Kalder'in başkanıydım Bursa Şubesi'nin. Şimdi tekrar nasip oldu. O dönem yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızdan birisi Sayın Kutlu Şahin dedi ki bir karikatür yarışması yapalım. Hatta ben o zaman demiştim ki kalikatür olsun. Yani harika. İsmi hani kaliteyle yok dediler biz de özgünlüğünü devam ettirelim. Ve yerelde bir karikatür yarışması başlattık. Anadolu Karikatürcüler Derneği'nin yöneticileri çok kıymetli arkadaşlarımız onlarla beraber yol yürümeye başlandı. O dönemde başladı süreç. Bugüne geldiğimizde bu yarışma uluslararası nitelikte. Yani son 4 yıldır uluslararası nitelikte. Ve dediğim gibi 1000'e yakın karikatür geliyor. 1000'e yakın karikatür 50-60 civarında ülkeden geliyor. Birden fazla 3, 4, 5 tane karikatür gönderen oluyor. Beni hem sevindiren hem üzen bir konu var bununla ilgili. Sevindiren konu şu ki Türkiye'de sürdürülebilir karikatür yarışması 3. karikatür yarışmasıyız biz. Türkiye'de sürdürülebilir 3. karikatür yarışması Kalder Bursa Şubesi'nin başlattığı yarışma. 8.'si ve 3. 4.'sü yok. Yok. Şimdi beni sevindiren 3. olması sürdürülebilir. Bu beni çok sevindiriyor. Ama öte yandan bir birey olarak böyle bir ülkede, mizahı seven bir ülkede, insanların muzip olduğu, başarılı olduğu, renkli olan bir ülkede niye 3. olsun yani? Daha da çoğalması gerekiyor. Neden olsun? Bu biraz hani iki açıdan da bakmak istedim, bunu da vurgulamak istedim. Yarışma bizim için çok önemli. Evet. Bir kitap yazsanız bir kareyi anlatamayabilirsiniz. Bir film izleseniz bir kareyi anlatamayabilirsiniz. Karikatürlerimizin çoğunda da konuşma baloncuğu dahi yok. Bu görseller size çok şey ifade ediyorlar. Biz de bu yarışmanın o dönem hem başlamasında vesilesi olan kişi ya da kişiler olarak yönetim kurulumuz çok bu konuda ısrarcıydı. Arkadaşlarım süreci aldılar, bir yerden bir yere getirdiler. Çok önemli. Yine o senelerde başlamış bir etkinlik daha var. Saklamıyorum, paylaşıyorum uygulaması. O da evlerdeki kullanılmış kitapları ve kullanılmış oyuncakları rica ediyoruz arkadaşlardan. Bize getiriyorlar. Biz de onları bunlara erişmekte zor olan beldelere, şehirlere, okullara gönderiyoruz. Ben bu uygulamanın bir an önce bitmesinden yanayım. Bunun niye diyorlar, niye bitsin? Bunun bitmesi gönderecek kişi bulamamak anlamına gelir. Gönderecek kişi bulamamak orada kitaba, oyuncağa erişimin arttığı ve refahın arttığı anlamına gelir. Böyle de iyi bir kadroyla, bu Kalder çalışanlarıyla, iyi bir güçlü bir yönetim kuruluyla yolumuza devam ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Kıymetliydi. Özellikle karikatür bölümünün de altını çizmek istedim. Bir kez daha anlatmanızı istedim. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza katıldığınız için. Ben de hem şahsım hem yönetim adına size ve kuruma çok teşekkür ediyorum. Noktalıyoruz. Satır başının süresini tamamladık efendim. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.